mühendisliği genel mühendisliği çalışıyorum. Arkadaşlarla birlikte kampımız teknik organizasyonunu yapıyoruz. Çok kısa birkaç teknik bilgi vereceğim. Ondan sonra yönetim üyemizi davet edeceğim. Kampla ilgili kaldığımız yerleri, yediğimiz yerleri gördünüz. Bütün yemeklerimizi, çaylarımızı o yemekhanede, Bonköy'de, restoranda yapacağız. Köyle ilgili birkaç bilgi vereyim. Burası matematik köyü bölümü. Köy iki bölümden oluşuyor. Bir de felsefe köyü var. Felsefe köyü de bu bölümden sonraki yeni koğuş dediğim bölgenin alt tarafında felsefe köyü olarak inşa ediliyor. Aşağı tarafta bir de buraya benzer bir mekanda inşa ediliyor. Buradan ayrı olarak da ova tarafında bir de tiyatro müzesi var aşağı tarafta. Çevre gördük gibi zeytinliklerle çevrilir. Hani sabahları, öğlenleri, akşam üzerinde bir yürüyüş yapabilirsiniz. Otobüsten indiğiniz tarafta bir kaya mezarı görmüşsünüzdür. Gece görmüş olabilirsiniz ya da sabah. Oraya yürüyüş yapabilirsiniz ama hani ayaklarınıza dikkat edin, çok burkulma vakası yaşıyoruz. Hani yürüyerek o kaya mezarı gitmek 15 dakika falan sürüyor. Gitmek isteyen arkadaşlar olursa bireysel olarak gidebilirsiniz. Sabahları da dediğim gibi trekking yapmak isteyen olursa o tür şeylerimiz oluyor. Şirince buraya 15 dakika yürüyerek mesafede. Yine boş zamanlarınızda Şirince'de gitmek imkanınız var. Programlar size dağıtmış. Çantaların içerisinde mevcut. Oradaki programa sadık kalmaya çalışacağız ama bazen patatek oynamaları olabilir. Diğer oynamaları olabilir. Bunu şey yapacağız. Biz kamp boyunca zaten ben oynamışlarım. Adil ve Taner arkadaşlarımız kamp boyunca zaten burada olacağız. Sizlere yardımcı olduğu için. Sorularınız olursa yine arada cevaplarınızı ben de tutuyorum. Üyemiz sonucuydu. Arkadaşlar merhaba. İrfan Çengel, Elektrik Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu üyesiyiz. Bugün şu anda birazdan İzmir'de başlayacak Ülken Enerjisi Sempozumuz izleyicilerimizle. Oda Başkanımız Hüseyin Yeşil orada açılışlar yapıyor. O nedenle ben size açılışı yapmak için üzere görevlendirildim. Görevi de biraz önce aldım, onu da belirteyim. şimdi odadaki görevim sayma. Aynı zamanda bir akademisyenim. Odanın mali kaynaklarını yönetiyorum arkadaşlar. İşte mali kaynaklarını da işte bu akademik kamplara, sempozyumlara, kongrelere, seminerlere ve meslekçi eğitim seminerlerimize biz yansıtıyoruz, üyelerimize yansıtıyoruz yani sonuç olarak. Bir akademisyenden sayman olur mu diyeceksiniz. Ya bu örgütünün 4 senedir saymanıyım. Böyle de bir durumu söz konusu. Şimdi odamızla üniversite arasındaki işbirliğini geliştirmek ve genç araştırmacılarla uzman akademisyenler arasındaki iletişimi sağlamak, onları bir araya getirmek amacıyla bu kampları düzenliyoruz biz. Bu bizim düzenlediğimiz 3. kamp. İlk kampımız 2012 yılında işaret işlemi üzerine olmuştu. O zaman bu şeyimiz, Atatürk köyümüz bu kadar daha gelişkin bir ortamda değildi. Daha bu taraftaki yani bana göre Hakan'daki bölümde kamp yürütmüştük. Yaklaşık sanıyorum 50 tane, 50 veya üzerinde bir yüksek lisans ve doktor öğrencisi katılmıştı. Daha sonraki kampımız bir süre ara vermek zorunda kaldık. Ekonomik mali kaynakları nedeniyle bir süre ara verdik. Daha sonra ikinci kampımızı geçen Nisan ayında gene burada gerçekleştirdik. Gönüllü işlemi üzerinde. Oraya da 60 civarında bir yüksek lisans ve doktor öğrencisi katılmıştı. Bu bizim 3. kampımız. Umarım daha önceki kamplar gibi verimli ve olumlu geçer. Sizler için iyi izlediler bırakır diye düşünüyorum. Akademik kamp dışında bizim odamızın düzenlediğimiz sürü web sitemizde de görüyorsunuz. Sempozyumlar ve şeyler, çalıştaylar, kongreler söz konusu. Mesela bugün İzmir'de Rüzgar Enerji Sempozyumu yapılmakta. Daha önce Kocaeli Enerji Birliği Sempozyumu yaptık. Geçen hafta Atek Sempozyumu yaptık. Önümüzdeki hafta Adana'da yenilenebilir enerji kaynakları sempozyumu yapıyoruz. Yaklaşık 60 tane bildiri sunulacak orada. Daha sonra elektromanyetik alanlar sempozyumunu Mersin'de yapacağız. Ondan sonra bizim böyle akademik olarak vazgeçemediğimiz
meslekçi olarak vazgeçemedik. Tesisat kongremiz var, İzmir'de yapılıyor. 1000 üzerinde meslektaşımız katılıyor. Tesisat kongresine aynı zamanda da 50'nin üzerinde fuar firmanın katıldığı bir fuar düzenliyoruz orada. Bizim büyük etkinliklerimizden bir tanesi. Bir de arkasından 15.sini düzenleyeceğimiz Elekon'umuz var. Bursa'da düzenliyoruz. Elektrik, elektronik, bilgisayar, biyometrikal sempozyumu. Bir sene ulusal, bir sene uluslararası olarak düzenleniyor. Bu sene uluslararası olarak düzenlenen sempozyuma yanılmıyorsam 358 tane bildiri gelmişti. Sanıyorum 250 civarında bir bildiri sunulacak. 26 ülkeden uzman bilim adamı ya araştırmacı katılıyor oradaki sempozyuma. Bunun dışında öğleden sonra Hamit Hocam anlatacaktır ama bir de kısaca ben de bir akademisyen olarak söyleyeyim. Bilimsel dergimiz var arkadaşlar. 6 ayda bir çıkarıyoruz. 8.sini çıkardık. 9.sinin çalışmaları devam ediyor. Hamit Hocam öğleden sonra daha detaylı olarak size bildirir. Onun tek amacımız o bilimsel dergiyi bir taranır, bir dergi haline getirmek. Bu konuda sizin önümüzdeki süreçte katkılarınızı, makale olarak katkılarınızı bekliyoruz. Ben şimdiden bu kampın çok verimli ve başarılı geçmesini diliyorum. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum odam adına. Ben sözümü bu kampın yaratıcılarından Ahmet, ona merceğe bırakıyorum. Hepinize saygılar. Hoş geldiniz arkadaşlar. İsmim Orhan Özgür. Elektrik mühendisiyim, şantiyeciyim. Yaşım 65, hala şantiyelerde sürtüyoruz. Yani bir sen komisyonu başkanıyım. Dünyada ve ülkemizde benzeri az bulunan bir etkinliğin üçüncüsünü yapıyoruz burada. Buraya 35 farklı üniversiteden sayıları ezbere söylemeyelim. 37 doktora, 26 yüksek lisans öğrencisi, 45 erkek, 16 kadın olmak üzere tutuluyor. 16 tane öğretim üyemiz 10 farklı üniversitede. Diğerlerindeki 2 tanesi de buna benzer yapılabilirdi. Bu işlerden amacımız farklılık olsun derken, hani geldiğiniz, dün akşam geldiğinizde ve gördüğünüz bir ortamda, hani bizim gençliğimizde öğrenciliğinde izcilik falan vardı ama şimdi yok galiba. Hani biraz yatılı okul, izcilik ve benzeri şeyler daha rahat ve samimi ortamda birebir ilişkiler yaratmak. Yani hem bilim insanları, genç bilim insanlarını kendi aralarında bir platform yaratmanın dışında, bu işin uzmanı akademisyen arkadaşlarla da doğrudan bir birebir ilişkinin aracı olmasını düşünüyoruz. Çünkü biliyorsunuz bu işler normal kongreler, okul ilişkileri, benim ilişkilerde biraz daha formal gereği, biraz daha bürokratik ve soğuk oluyor. Biz o bürokrasiyi ve soğukluğu ortadan kaldırarak böyle bir ortam yaratmaya çalıştık. Benim yani iki kampta genç arkadaşlarımıza yönelik bir şeyim var, eleştirim var. Bunu eleştiri değildi. Yani biraz bu kadar insan okumuşken biraz girgin ve atak olmanızda ve hatta kelimenin namına yüzsüz olmanızda fayda var. Yani isminizi söylerken bile söylediğiniz Orhan Öncü demenizin bile. Yani ben işe eleman alırken adını soyadını söylemesine bakarım. Yani daha böyle şeyden rıntırın adını söylüyor. Şu adamla iş gelmez gibisinden. Yani bu fırsatı değerlendirin demek istiyorum. Türkiye'de bir şeyler oluyor, biz de bir şeyler yapıyoruz. Yazık ki ülkemizde her gün kötü haberlerle uğraşıyoruz. Yaşadığımız coğrafyanın belki kaderi ama iyi şeyler de oluyor ülkemizde. Bunlardan birisi de işte önceki gün Nobel Tıp Ödülleri'nde Türkiye'den Aziz Sancar'ın aldığı gördük. Yani kolay bir şey değil biliyorsun onları kullanmak. 8 çocuklu Mardin Savur'dan yoksul bir ailenin çocuğu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa var, mezun olduktan sonra Amerika'ya gidiyorlar. Ondan yani bu faaliyetini sürdürüyor. 70'li yaşlarında mı bilmiyorum ama arkasında ne var derseniz 300'e yakın makale ulaşılamayacak bir sayıda 12 natıflı bir akademik geçmiş var arkasında. Bizler bir zaman Celal Şengör'ün jeoloji profesörü 4000 natıflı olunca bu ayağına sıra nasıl oluyor falan demiştik. Ülkemizde hiçbir başarı cezasız kalmayacağı için o zaman da Celal Şengör için dediler ki parası var, yüzlerine yazdırıyor bunu. Hani böyle bir şey yok, yani benim param yok söylerler. Böyle bir şey yaptıramam. Çünkü ben umarım ki Orhan Pamuk'un başına gelenler, Aziz Sancar'ın başına gelmez. Neticede Türkiye, şu coğrafyada 70-80 milyon ülkede o kadar para verdik, iki tane Nobel almış
insanımız var. Ben özellikle Aziz Sancar'ın aldığı Nobel üzerinden Türkiye'deki temel bilimler kazanmanın öneminin mutlaka altını çizilmesi lazım. Her ne kadar da lisansı olmasına rağmen alanı özellikle kimya, nanoteknolojiler filan gibi benim anlamadığım mevzularda yapılmış. Ya da bu vesileyle bizim karar vericilerimiz inşallah temel bilimleri hak ettiği yere getirirler. Bulunduğunuz bu mekanda temel bilimleri bir örneği olarak verilebilir. Ali Nesin, kendisini biliyorsunuz, matematik profesörü. Burası bulunduğunuz mekan, her taşından toprağına sıfırdan imece usulü yapılmış onlarca yüzlerce insanın emeği olan bir yer. Yapılan her şey bir insanın eseri. Burada binlerce lisel üniversite öğrencisi matematik alanı gibi pek sevmediğimiz alanlarla geçmiş durumdalar. Ama böyle bir coğrafyada, böyle bir ülkede böyle bir iş yapılıyor. Onun dışında yapılan işler yok mu? Var Türkiye'de. Mesela İzmir Üniversitesi'nde genom denen bence çok önemli bir açılış yaptı. Hala anlayamadım bir şekilde. Türkiye'de bunu işin başına gerçekten bu işi bilen adam getirilmiş. Yani bu bence çok şaşırdım buna. Çünkü öbür türlü şeyler hani hayvanat bahçesi müdürünün TÜBİTAK'a gelmesine alıştırdık da TÜBİTAK genom İzmir Üniversitesi, İzmir Üniversitesi'nin başına gerçekten bu işin uzmanı gelmesine de ben olumlu yönden şaşırdığını söyleyeyim. Bir diğeri de ODTÜ'de görüntü işleme alanında geçen bizim sinyal işlemede hocam anlattı. Orada da enteresan bir çalışmalar var. Yani neticede yokluklar içinde biz her zaman senden kütük atmacı dediğimiz ölçüde bir şeyler yapabilirdi. Önünü açıyoruz. Yani bir iş yapmak isteyen adama kötü şartlarda verdi her şeyin önü açık. Biz bu vesileyle bir takım işler yaparken Giderler Vadisi diye bir grupla, platformla tanıştık. Özellikle bu platform giderlervadisi.com diye bir sitesi var. Dergimizin bu sayısında tanıtacağız mı bunu? Evet. Bunun amacı şu, yani yapmak istediğiniz bilimsel projelere uluslararası düzeyde finans bulmada yardımcı olurlar. Yani Amerika'daki melek yatırımcı veren insanlar da projesi olan insanları oluşturan bir platform yapmaya çalışmışlar. Bence bu Türkiye'de de hoş bir girişim. Bunun altını notumuzu alırsanız böyle bir projemiz olursa tüm TÜBİTAK destekleri dışında dünyanın her yerinden kaynak verecek bir şey. Biz bu kampları ve hocaları anket yoluyla yapıyoruz. Belki sizlere de anketlerimiz gelmiş. Ona hangisi çoğunluğu olursa ve hocalarımızın parti müsait olursa yapıyoruz. Bundan sonraki kampımız gene Mayıs ayında burada elektrik makineleri ve güç elektroniği üzerinde olacak. Bülent Erkan, Bülent hocamızın koordinatörüne yürüttüğü bir kamp olacak. Bu kamplara yönelik asla bir çerçevemiz, sıkıştırmamız ya da şeyimiz yok. Yani her türlü öneriye sayı uygun hale gelirse bu kamplar açık. Sayımız aslında burada 50 kişiydi ama bu büyük veri madenciliği çok rağbet ve talep olduğu için 64'e çıktık. 100'ün üstünde de katılımcı vardı. Mesela o katılımcılarla ilgili bir şey de baştan arada söylediğimle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Herhangi bir yere başvurduğunuz zaman yaptığınız başvuru formlarının doldurması da kabul edilip edilmemekte çok önemli. Yani yüksek lisans ve doktora öğrencisi bazı arkadaşlarımızın inanılmaz derecede kötü başvuru talepleri var. Bunu herhalde baştan sildik ama bazı arkadaşlarımızın hakikaten yani daha okuyunca bir numara yazdığımız arkadaşlarımız var. Yani lütfen yani bu tür etkinliklere benzeri yerlere katıldınız. Anket formları ve başvurularınızda gösterdiğiniz itina sizin bu işe nasıl yaklaştığınızı, herhangi bir yere kabul edilmenizi yani her yerde müracaat edeceksiniz herhalde. Onun için çok önemli hale geliyor. Bu bir büyük veri ve madenciliğe ilgili bir şey söylemekte fayda var. Önemli bir şey. Çok yayınlaştı dünyanın her yerinde. Yalnız bilimsel çalışmaların yanında bu işlerin mutlaka toplumsal ve sosyal yanında göz ardı etmemek lazım. Özellikle bu konuda çok önemli. Yoksa yani herkesin her türlü bilgisini davranışın bir yerlerde toplayıp oradan alırsa belki Orwell'in 1984 şeyine benzer de bir hale geliriz. Yani bilimsel olarak yapmamız yeri yaparken için bu taraf toplumsal ve sosyal boyutlarında dikkat etmemizde fayda var. Bizim zaten eğitim programımızda, kamp programımız içine dikkat ederseniz grup buraya sadece bilimsel konuların dışında işte bilim nedir, etik nedir,
bilimsel tarihte ne olduğunu biraz da farklılaştırmaya çalışıyoruz. Bu işlerden temel noktada milattan önceki yıllarda biliyorsunuz Hipokrat hep tıpçıların etik konusunda veya Hipokrat devri denir ama ben size herkese uygulanacak bir şey. Hipokrat'ın bir tek lafı var. Önce başkasına zarar vermeyin. Yürüteceğimiz her hayatta meslek hayatımızın bir tek dosturumuzun bu olması lazım. Biz bu akademik kampların dışında bir farklı bu dönemde iki şey daha yapmaya çalışacağız. Bir tanesi biz kaybettiğimiz değerli hocalarımızın yeniden meslektaşlarımızın arkasından ölüm yıldönümlerinde bir takım anmalar yapıyoruz. Dedi ki ya arkadaşlar yani hep ölümün arkasından bir şey yapmayalım. Yaşayan son derece kıymetli, değerli hocalarımız var. Yani bunların yaş günlerine belli vesilelerle bir şeylere denk getirip de anmalar yapalım dedik. Birincisi olarak ilk başta işte Mayıs ayında veya günde olursa Mithat İdemen hocamızla ilgili aralara saygı başlığı altında bilimsel temalı bir toplantı yapacağız. Bir diğeri de dünyada bizim mesleğimizle ilgili bir takım köşe taşları olmuş insanlara yönelik de bir işler yapalım dedik. Bu sene 2016 Plotschano'nun doğumunun 100. yıl dönümü. Tayfun Hocam'ın bir yazısının altını çizdiği gibi 2001 yılında öldüğünde ne yazık ki bir cansı kadar hiç olmadık. Buradan da bir kendimize öz eleştiri yaparak ölüm yıl dönümünde Plotschano'nun üzerine bir etkinlik yapalım dedik. Biliyorsunuz yüksek lisans tezi hala aşılmamış bir yüksek lisans tezi olarak bulunmakta. Bir de özellikle yazdığı İletişim'in matematik kuramı da haberleşme ömrünü açtık. İletişim'in matematik kuramını da çeviriyoruz. Belki 30 Nisan ona yetiştireceğiz. Yani bu tip etkinliklere de hepiniz davetlisiniz. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ömür meslek hayatınız boyunca bir sürü toplantıya gireceksiniz. Bazen biz bu işleri toplantılar için mi yapıyoruz, ne zaman iş yapacak diye de düşünüyor olabilirsiniz. Her toplantının sonunda kendinize şu soruyu sormanız lazım veya demeniz lazım. Ne iyi ettim de bu toplantıya geldim. Umarım ki pazar gününün sonunda buradan ayrıldığınız zaman hem kendinize hem diğer arkadaşlarınıza ne iyi ettim de bu toplantıya geldim demeniz bizim en büyük arzumuz. Şimdi ben bu programın koordinatörü olan Altay Güvenir hocamı çağırıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Biraz onunla ilgili konuşalım.
Teknolojinin ilerlemesi sayesinde hepimiz biliyoruz, hepimiz teknolojinin içinde yaşıyoruz. İnternetin gelişmesi, sosyal medya özellikle devrimi sayesinde bilginin gücü öne çıkıyor. İş yapma şeklimizi kökten değiştiriyor. Firmalar özellikle bir adım öne geçebilmek için fark yaratmak zorundalar diğer ofislerine göre. Bunun içinde var olan teknolojiyi kullanabilirler, oluşan büyük veriyi kullanarak fark yaratabilirler. Yıllardır veri topluyor firmalar. Bu verilerden nasıl bir değer yaratabilirler diye düşünüyorlar. Biz akademisyenler de burada onlar için ne yapabiliriz diye ilgimizi çeken, akademik olarak değer olan problemler üzerine düşünüyoruz. Yeni teknikler gelişiyor dolayısıyla. Günümüzde veri güdümlü ya da İngilizce olarak data driven denen yaklaşımla firmalar rakiplerine göre daha üstün duruma geçiyorlar eğer bunu yapabiliyorlarsa. Örneğin tüketici eğilimlerini yani müşterilerin eğilimlerini dinamik bir şekilde öngörebilirlerse daha doğru kanallardan tanıtımlarını yapabilir bunların tanıtımları. Büyük veriyi analiz edebilmek ve bu analizlere göre hareket edebilmekten geçiyor. Rekabeti önüne geçebilmek. Şimdi her yerde, nerede bu büyük veri? Her yerde var. Hatta biz kendimiz her gün bunun bir parçası oluyoruz. Bilgisayarın tuşlarına bastığımız zaman internette bir arama yaparken her bastığımız bir yerde bir veri olarak gidiyor. Dolayısıyla sürekli olarak bu veri üretiliyor. Diğer taraftan sensör teknolojileri giderek yaygınlaşıyor. Her yerde sensörler var. Bağlı bulundukları ortamlarla ilgili olarak sürekli veri üretiyorlar. Dolayısıyla sürekli olarak üretilen bir veri var. Gelecekte daha da yaygın olacak kesin olan ve şimdiden bazı otomobiller kullanılan sensörlerle sürüşle ilgili istatistikler üretiliyor. Bunun üzerine çok araştırmalar yapıyor. Hatta arabaların kendi kendine gitmesi üzerine Google'da veya başka şirketlerde çok enteresan araştırmalar yapılıyor. Aramızda Mustafa İstir var. O size daha detaylı anlatacaktı. Bana anlattığı zaman çok ilgimi çekmişti. Şu anda 4 şeritli olan bir yolda sırf arabalar kendileri kullansalar, şoförleri kalırsa 6 şeride çıkarabiliriz, çok da yüksek hızlarda gidebiliriz demişti. Çok enteresan yerlere gidiyoruz. Kendisiyle bunu konuşmanızı tavsiye ederim. Gelecek çok değişik olacak bizim şu anda yaşadığımız gelecekler. Diğer taraftan finansal veriler var, tıbbi veriler var. Her yerde veri üretiliyor. Dolayısıyla var. Veri işinde buluyoruz. Önemli olan nedir artık? Bu veriden bir bilgi çıkartmak, çevirecek bilgi çıkartmak. Peki büyük veri dediğimiz zaman, büyük veri ne zaman büyük veri oluyor? Yani veri ne kadar büyürse büyük olacak. Biraz sayılar verelim, ucu yok. Dediğim gibi sürekli üretiliyor bir yerde. 2000 yılında tüm dünyada 800 bin petabyte büyüklüğünde veri saklanırken 2020'de bu rakamın 35 zettabaytlar çıkacağı bu zeta nedir? 10-21 gibi bir rakam. İnanılmaz büyük sayılar. Böyle bir tahmin var. Örneğin Twitter her gün 7 terabayt data saklıyormuş. Facebook 10 terabayt ve bazı kurumlar her gün her saat terabaytlarca veri üretiyor. Dün akşam öğrendiğim bir şey Google'da her dakika 4 milyon arama yapılıyormuş. Dakikada 4 milyon arama. Sürekli veri üretiliyor. Dakikada Twitter'da 98 binin üstünde muhtemelen şu anda bir gün olmuştur. Tweet atılıyor. Yaklaşık 700 bin Facebook'ta durum güncellemesi yapılıyor. Dakikada. 700 bin Google araması yapılıyor demişiz. Bu şimdi 4 milyona çıkmış. Bu 2000 sanıyorum 14 rakamıydı. 170 bin e-mail mesajı gönderiliyormuş dakikada, 217 yeni mobil web sitesi kullanıcısı sisteme katılıyor. Sürekli artan ve imbili bir şekilde artan şekilde veri üretiliyor. Bu büyüklükteki veriyi işleyip kabul edilebilir bir zaman, yani aylarca beklerseniz bu kabul edilebilir zaman değil. Ne kadar zaman kabul edilebilir zaman uygulamanıza bağlı ama İnsanların işine yarayacak şekilde kısa bir zamanda bir bilgi çıkartma işi özel yeni teknolojiler gerektiriyor. Dolayısıyla biz bu kampta bugün ve pazar gününe kadar hocalarımız bu konularda araştırmalarını sizinle paylaşacaklar. Ve özellikle de sizin gelecek konusunda yaptığınız tezler konusunda, çalışmalarınız konusunda
çalışacak. Kampın amacı bu. Biraz büyük veri nedir? Tanımına bakarsak biraz daha teknik olarak akılda kalsın diye 3 tane V harfiyle başlayan sıfat üzerine tanımlanıyor. Bazıları bunu 3'e ediliyorlar 3 tane ama genelde 5 tane. Nedir? Birincisi çeşitlilik. Üretilen verinin %80'i yapısal değil. Yani az çakçık veri. Şimdi iş böyle olunca bir problem biraz daha zorlaşıyor. Her yeni üretilen teknoloji farklı formatlarda yeni üretiyor. Dolayısıyla farklı formatlarda gelen bilgiyi işleyebilmek gerekiyor büyük veri. İkincisi bunun hızı. Büyük veri üretilme hızı çok yüksek. Gittikçe artıyor. Hatta veri sabit bir şekilde dönüyor sürekli. Geliyor. Büyüklük istatistiklere göre 2020'lerde olacak veri miktarı 2009'u 44 kat olacak. Yani aradaki geçen zaman baktığınız zaman 16 yıl 16 yılda 44 kattan bahsediyoruz. Hacim inanılmaz büyüyor. Doğrulama konusu yine büyük veri için önemli bir problem. Bilgi yoğunluğu içinde veri açısından güvenli olması çok önemli bir konu. Veri güvenliği konusu da bizim kampta tartışmamız konulardan birisi olacak. Aslında belki de en önemlisi şu en alttaki. Buradan bir değer üretebiliyorsak bunun anlamı var. Evet, akademik çalışma için çok güzel ama Orhan Hocam'ın da dediği gibi topluma bir katkısı var mı bu işin? O önemli. Topluma, insanlara bir faydası varsa yaptığımız işlerin o zaman değeri çok. Evet. Yine başka bir araştırma raporunda 2014-2020 yılları arası için tahminler yapmış SNS adlı bir firma. Oradan biraz bilgi size aktarmak istiyorum. 2014 büyük veri pazarı, geçtiğimiz yıl tamamlanmış veri pazarı, 30 milyar Amerikan doları civarında bir rakam. Bunu detaylarını birazdan vereceğim. Bunun içinde yazılım, donanım ve servisler var. Sunulan hizmetler. Her yıl %17 gibi bileşik büyüme oranıyla artıyor ve 2020'de bunun 76 milyar dolar civarına çıkması bekleniyor. Bilmiyorum arkalardan görünebiliyor ama şurada önemli büyük veri pazarının katmanlarına baktığımız zaman servisler, işte bulut bileşim platformları, analitik platformlar ve uygulamalar, veri tabanıyla ilgili farklı iki tür veri tabanı, SQL ve NoSQL var biliyorsunuz. Altyapı yazılımları, altyapısı ve hardware donanım tarafında da depolama ve işlemci altyapısına baktığımız zaman bunların 3 tanesi önemli olarak ortaya çıkıyor. Bu profesyonel servisler, hizmet veren kurumlar, bu konularda hizmet veren kurumlar, danışmanlık daha doğrusu bunlar. Bu çok önemli bir yerini tutuyor işte. Diğer büyük bir kısım donanımla ilgili kısım, yani bellek ve işlemci altyapısıyla ilgili kısım aynı oranda hemen hemen artacak 2020 yılına doğru. Bizim daha çok ilgilendiğimiz şu kısım, yani analitik altyapılar ve uygulamalar. Burada kampımızın, konularımızın büyük çoğunluğu burasıyla ilgili olacak. Bir miktar diğer taraflar hakkında, mesela bu bileşim hakkında da olacak ilgili ama tamamını kapsamayacağız. Burası bizim kampımızın dışında, network yapısı bizim kampımızın dışında. Infrastructure üzerine de çok durmayacağız ama şu ikisi üzerine daha çok duracağız kampı. Dikey pazara baktığımız zaman hangi sektörlerde uygulamalar var ve 2020'ye doğru nasıl olacak diye baktığımız zaman birçok alanda uygulamaları görüyoruz. En büyük yer neresi diye bakarsanız şu yeşil yer, o da savunma sanayi. Her zaman en büyük bütçeyi orası alır. Diğerlerinin arasına baktığınız zaman şu kırmızı kısım finans sektörü, mavi kısım otomobil sektörü, uçak, ulaşım sektörü gibi alanlarda büyük yatırımlar olacağını düşünüyorum. Şu sarı kısım medya ve eğlence. Mavi kısım şurası public service, yani her türlü bütün halkı ilgilendiren işlemler. Parakende sektörü şu kısım. Telekomünikasyon yine önemli bir alan içeriyor. Dikey olarak pazar devam edebiliriz. Kıtalar arası durumda
nedir? Şuraya baktığınız zaman en büyük kısım şu mavi Asya Pasifik, Çin, Japonya olur. Bu işi domine ediyorlar 2020'de. Şu anda da hala öyle ama şuraya baktığınız zaman şu açık mavi kısım North Amerika, Kuzey Amerika tarafı çok daha baskınken Asya'nın daha ileri gideceği tahmin ediyor 2020'ye doğru. Sonuçta konu önemli. Yüksek lisans, doktora, lisans öğrencilerimiz ve hocalarımız bunun farkındalar. Kan fikri buradan doğuyor. Süreç hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum. Konuşmacı ve konuları nasıl seçtik diye. Şimdi konuları seçerken dediğim gibi biz üniversite hocaları olarak analitik tarafta teknikler, algoritmalar geliştirme tarafında çalışıyoruz çoğunlukla. Dolayısıyla bizim konularımız da bunlar üzerinde olacak. Temel veri madenciliği metotları tartışacağız kampta. Veri ambarı, veri ön işleme, birliktelik analizleri, veri ayrıştırılması, sosyal ağlar, metin madenciliği gibi konular kampımızın konular arasında. Büyük veri sistemleri için veri analitik platformları, yüksek performanslı sistemler var. Veri gizliliği içinde konum mahremiyeti, genetik veri gizliliği gibi konular var. Uygulama tarafına baktığımız zaman arama motorları, Google'dan çok değerli bir konuşmacımız var, akademisyen değil ama işin mutfağından geliyor. Çok yararlı olacağını düşünüyorum. Google örneğimiz var ve Türkiye'deki örneklerimiz var. Konuşmacılarımız hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum. Kamp boyunca toplam 19 konuşmamız var. Konuşmalarımızı 3 grupta toplayabiliriz. Birinci grup, bu her kampta olan ve EMO tarafından, Elektrik Mühendisler Odası tarafından belirlenen konuşmacıları ve konuları kamp konusu dışındaki konuşmacılarımız var. Her kampta bunlar oluyor. Hamit Hoca bugün her gün gündeme geldiğinde eğitim iyi bir şey mi, başlıklı bir konu konuşmayacak. Hamit Serbest Hoca. Tayfun Akgül hocamız bilim etiği konusunda bir konuşma yapacak. Ben yarın sabah biraz önce Orhan Hoca bahsetti. Akademik makalelerin yayınlandığı EMO Bilimsel Dergi adındaki dergimiz hakkında biraz bilgi vereceğim. Bunu her şeyde yapıyoruz. Atilla Bir hocamız, benim de hocamdı İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeyken, bilim tarihinden bir kesit adlı bir konuk yapacak. Çok iyice hiç geleceğini düşünüyorum herkese. Ve Ali Nesin kampın kurucusu, matematik profesörü Ali Bey, Ali Nesin de mühendisler ve matematik başlıklı bir konuşma yapacak. Şimdi ikinci grup konuşmalar kampın konusuyla ilgili, yani büyük veri ve madencilik konusunda. Hemen benim konuşmamı takiben Hakan Ferhat Osmanoğlu hocamız veri ambarları ve birliktelik analizi konusunda konuşacak. Hızlıca geçeyim, bunlar zaten elinizde var ama. İsmail Sengör Altıngöy'de arama motorları, samanlıkta iğne aramak ve bulmak konusunda konuşması var. Mustafa İspir, hoca değil ama işin mutfağından geliyor. Google'dan Sibil, Google'daki Machine Learning, makine öğrenmesi grubudur, en önemli grup. O grubun elemanlarından Google'da büyük bir uygulamalar konusunda konuşacak. İsmail Arı Büyük, Bulut Bilişim Büyük Veri Uygulamaları konusunda konuşma yapacak. Buğra Gedik, Büyük Veri Dünyası'nda ölçeklerine göre çizgi işleme, çizgi, yani graf işleme. Ali Taylan Cengil, matris ve sensör ayrıştırma teknikleri üzerine konuşma yapacak. Yücel Saygın, metin madenciliği, yöntemler ve duygu analizi. Zehra Çısaltepe, sosyal ağlarda sınıflandırma ve öz nitelik seçimi. Osman Abur, konum mahremiyeti. Erman Ayday, büyük veri sistemlerinde veri gizliliği konusunda konuşacak. Kamer Kaya, yüksek performanslı büyük veri sistemleri üzerine konuşacak. Ahmet Bulut, ölçeklenebilir, interaktif ve hataya dayanıklı büyük veri analizi üzerine konuşacak. Konuşmalarımızda bunlar var. Bu kampta ilk defa bir üçüncü kategoriye yarattık. Biz bütün planları, programları belirledikten sonra, konuşmacıları ve konuşma konularını belirledikten sonra TÜBİTAK Bilgen'den bir teklif geldi. Onlar dediler ki biz de bu konularda çalışıyoruz, sistemler geliştiriyoruz, biz de işin mutfağındayız, biz de gelelim, katılalım, bizden katılalım. Bir de konuşma da yapabiliriz dediler, yaptığımız projeleri anlatabiliriz.
Güzel dedik. Onlar da aramızda kalacaklar. Bu üçüncü grup da bu kampta ilk defa çıktı. Cumartesi akşamı yemekten sonra yine bu salonda yaptıkları projeler hakkında katılımcılara bilgi verecekler. Böylece konuşmalarımız da bu şekilde tamamlanıyor. Şimdi hocalar böyle de izleyiciler hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. EMO'nun düzenlediği bir önceki akademik kampın sonunda yapılan anketle belirleniyor konular. Bu konular arasında seçim yapılarak kampın konusu belirleniyor. Kampın izleyici kapasitesi 65. Yani bu salon değil tabi sınırlıyor ama burada kalacak yerler de bunu sınırlıyor. 65 kişi olarak belirlendi. 114 kişi katılımcı olarak başvurdu. Bu katılımcıların üzerinden hepsini tek tek geçtik. Kapasitemiz 65 olduğu için sınırlamak zorundaydık. Seçim yaparken biraz önce oranlarımız bahsettiği gibi öğrencilerin kendileri hakkında, çalışma konuları hakkında yazdıkları yazıları değerlendirdik. Neden kampa katılmak istiyorsunuz diye bir soru. Birkaç soru var da en önemlisi buydu. Ve çalıştığınız, çalışmak istediğiniz konular nedir diye sorduk. Burada yazılı değil ama bir üçüncüsü de hocanızın görüşü vardı. Arada kaldığımız durumda hocanın görüşünü de dikkate aldık. Bu sorulara verdikleri cevapları esas alarak değerlendirme yapıldı ve 65 kişi seçildi. Hatta daha da fazla olabilirdi ama dediğim gibi kampın kapasitesiyle sınırlıydı. 65 kişi davet edildi ancak bu davetten sonra belirlenen zaman aralığında kampa katılacağını teyit eden 64 izleyici oldu. Tam katılım bugün için biliyor muyuz rakam? 59. 60 olacağız. 61 olacağız. 3 kişi de daha sonra bir şekilde katılamayacağını bildirdi. Devam edebiliriz. Bu biraz da ben de hatırlatayım, matematik köyünde yaşamla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. İzleyicilerin kaldığı, burada poğuş kelimesi kullanılıyor. Yediğimiz yerin adında görmüşsünüzdür. Bol Ketçe restoranı. Böyle enteresan isimleri var yerlerin. 12 kişilik ama burada 5-6 kişi civarında kalınıyor. Yarısı boş olacak şekilde rahat bir ortam sağlamaya çalışıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği hemen yolun arka tarafında bu bahaneye karşı gelen yerde Bol Ketçe restoranında oluyor. Yemeklerimiz hep beraber yemek yiyoruz. Bu da kamp usulü. Hani izcilik gibi bir ortam yaratılmaya çalışıyor. Doğanın içindeyiz. Yemekleri herkes kendisi alıyor. Burada herkes başkasını da görmüştür muhtemelen ama yemeği yedikten sonra tabaklarımızı, çatalımızı vesaire mutfağa götürüyoruz. Köpü orada atıyoruz. Ayrıştırıyoruz. Çatallar bir yere, tabaklar bir yere koyuyoruz. Böylece bir kamp ortamı içinde yaşıyoruz. Programda serbest zamanlar dikkatimizi çekmişti. Bu serbest zaman ne de oraya konuşmacı bulamadığımızdan değil. O serbest zamanlar buradaki izleyicilerin, yani öğrencilerimizin, lisans öğrencilerimizin buradaki hocalarla birebir görüşmeleri için, kendi test konularını tartışabilmeleri için ayırdığımız bir zaman sizin için bunun çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Lütfen değerlendirin. Bu kadar kendi konumunda çalışan bu kadar çok hocayı aynı anda bir arada bir yerde bulmak kolay değil. Bu fırsatı değerlendirirsiniz. Evet. Rahat bir ortam. Rahat bir ortam. Başka bir dışarıdan dikkat çekici, dikkat dağıtıcı şeylerin olmadığı güzel bir ortamda bunu değerlendirmenizi öneririm. Kamptan ayrılmaya karar verenlerin bunu görevlilere haber vermesi bekleniyor ama şimdi başına da bir iş gelmez burada muhtemelen ama herhangi bir konuda bir şeye ihtiyacınız olur, o nasıl olacak diye sorunuz, yardıma ihtiyacınız var. Kampta bu işle ilgili kişileri ben bir ayağa kalksınlar istiyorum. Herkes oylumanını bilsin, muhtemelen biliyor şu ana kadar Facebook'ta tanıştınız ama başınız sıkıştığında oylumanıma sorabilirsiniz. Emre, Emre dışarı çıktı. Neyse, Emre Bey. Hakkı var. Hakkı Bey, evet. Herhangi bir şey ihtiyacınız olduğu Emre zaman. Emre'nin ilk konuşmayı yapan arkadaş burada. Evet, Emre Bey'in ilk konuşmayı yapan arkadaş. Yüzünü hatırlayın. Genç. Gençler. Bir yerde olmasın sürekli. Kontrol ediyorum. Peki, sanıyorum benim konuşmalarım bu kadar. Başka sizin sormak istediğiniz bir şey varsa ben de aynı şekilde size yardımcı olmaya çalışacağım. Ama yani
Ben daha çok akademik tarafında yardımcı olabileceğim ama kamp hayatıyla ilgili olarak Orduman'ın Emre Bey, Hakkı Bey size yardımcı olacak arkadaşlarmış. Evet, Orhan Bey. Size çok gelmişsiniz. Çok da iyi. Diğer arkadaşlar yardımcı olurdan sizinle. Evet, sorunuz var mı? Peki, şimdi bir sonraki konuşmaya geçmeden önce ben kendimi tanıttım, kampı tanıttım. Hocalarımız konuşmalarını yapmadan önce onlar hakkında da ben bir tanıtım yapacağım sizlere ama şimdi katılımcıları da birbirimizi tanıyalım istiyoruz katılımcılar olarak. Şöyle sırayla her katılımcı bir hayatın adını bize söylerse, geldiği kurumu, hani ek olarak da master'ını yapıyor, yüksek lisansımı doktoram ben size onu söyleyebilirim. Bir birbirimizi tanıyalım hızlıca. Böylece tanışma kısmını da tamamlayalım istiyoruz. Buradan başlayalım. Evet. Mustafa Köse, Hacettepe Üniversitesi'nde bütünleşik doktora yapmaktayım. Aynı zamanda teknik halde Hacettepe içerisinde bir yazılım konusunda çalışmaları sürdürmekteyim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde doktora yapıyorum. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Teknokent'te büyük veri üzerine çalışan bir yazılım şirketinde hocamla birlikte çalışmaya devam ediyorum. Toprahman Yıldız. Yazı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde bilgisayar mühendisliği. Okan Üstünler oldu. 37 Üniversitesi'nde doktora yapmak. Yine aynı üniversitede başlama öncesi. Ben Tolga Büyüktan'ın bilgisayar mühendisliği bölümünde Turgut Özal Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapmaktayım. Aynı zamanda bu üniversitede araştırma görevlisiyim. Kemal Bayat, Boğaziçi Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyim.
Mustafa Toprak, Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden geliyorum. Ben de bilgisayar mühendisliği alanında doktora yapıyorum. Aynı zamanda aynı bölümde araştırma görevlisi olarak. Ben de Erhan Sezer. Ben de yine İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde henüz doktorama başladım. Yine aynı üniversitede araştırma görevlisi. İsimler de mesela ikinci. Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde büyük veri üzerine çalışmalar yapan bir firmada araştırmacı olarak çalışıyordum. Tayfun Akgül, keşke yüksek lisans veya doktora yapıyorsaydı. Görevden ayrı bir kent üniversitesi bilgisayar mühendisliğine öğretim üyesi olarak geldik 5 yıl önce.
hikaye oldu mu? Yakında bir zamanda profesör oldum. Aklıma dönesin. Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken NSF'den, Digital Science Foundation'dan ve Enerji Bakanlığı'ndan kariyer ödülleri almıştı. Çok sayıda proje gerçekleştirdi. Şu anda Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi, büyük veri üzerine projeler yürütüyor. Hakan Ferhat'a.